başlayabiliriz. Evet. EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı. Bekleyelim. EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu kışlık lastik alım ihalesine hoş geldiniz. İhale oturumunu açalım. İhalemize katılan isteklilerin isimlerini sırasıyla okuyorum. Yaşar Oto Lastik, Abdülkadir Özcan Lastik, Prometeon Türkiye, Özcanlar Lastik. Hükümet almışlar. Hükümetleri tamam. Evet. Ekaptan indirmişler. Evet. Tamam. İsteklerin zaaflarının usulüne uygun olup olmadığını inceleyelim. Daha sonra belgelerini kontrol edelim. İlk firma Yaşar Oto Lastik. Zaafı inceliyoruz. Kapatılan yerleri mühürlü ve imzalı şekilde. Firma ismi, kurum ismi ve ihaleye ait bilgiler tam. Tamam. Zaafı açalım. Yaşar Oto Lastik'in belgelerini inceliyoruz. Birim fiyat teklif cetveli imzalı, onaylı. Birim fiyat teklif mektubu. Geçici teminat mektubu. İmza sirkülleri, ticaret sicil gazetesi, vekaletname, imza beyannameleri, TS standartları, standartlarla ilgili dokümanlar, ISO belgesi, ticaret sicil gazeteleri, ürünlerle ilgili kataloglar. Tamam. İkinci sırada Abdülkadir Özcan Lastik firmasının zaafını kontrol ediyoruz. Zarf birleşim yerleri imzalı ve mühürlü. İdareye ait bilgiler, firmaya ait bilgiler ve ihaleye ait bilgiler tam. Tamam, açalım. Abdülkadir Özcan Lastik'in belgelerini inceliyoruz. Geçici teminat mektubu. Birim fiyat teklif mektubu imzalı, kaşeli. Birim fiyat teklif cetveli. Oda kayı sicil sureti. İmza sirkülleri. Ticaret sicil gazetesi, vekaletname, bakın.
ISO belgeleri, TSE standartlarla ilgili bilgiler, ürünle ilgili teknik belge ve katalog bilgileri. Tamam. Üçüncü sırada Prometeon Türkiye firması var. Zarfını kontrol ediyoruz imzalanan ürünle. Firmaya ait bilgiler, kuruma ait bilgiler ve ihale ait kayıt bilgiler tam. Açalım. Prometeon Türkiye firmasına ait belgeleri inceliyoruz. Ticaret Sicil Gazetesi. Yetki belgesi. Vekaletname. İmza beyannamesi. Geçici teminat mektubu. Birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, sanayi sicil belgesi, TSE belgeleri, ürün katalog bilgileri. Tamam. Dördüncü ve son istekimiz Özcanlar Lastik. Zarfını kontrol ediyoruz. Kapatılan yerleri mühürlü ve imzalı. Firma bilgisi, kurum bilgisi ve ihale kayıt numarası doğru şekilde. Usulüne uygun açalım. Özcanlar Lastik'in belgelerini inceliyoruz. Geçici teminat mektubu. TSE belgeleri. Ürünün katalog bilgileri.
imza sirkülleri, Ticaret Sicil Gazetesi, ürünlere ait katalog bilgileri, birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, oda kayıt sicil sureti. Kurumumuzun belirlemiş olduğu yaklaşık birim fiyatları okuyacağız. Birinci kalem için yaklaşık maliyetimiz 1960 Türk lirası. İkinci kalem için 1753 lira 33 kuruş. Üçüncü kalem için 1778 lira 33 kuruş. Toplamda yaklaşık maliyetimiz 5.677.083 lira 31 kuruş. Aşağı rotayı tekrar edebilirim. Not alamayan varsa. 677 lira 83 kuruş, pardon, 5.677.083 lira 31 kuruş. Evet, tamam. Yaşar Ruto'nun vermiş olduğu birim fiyatları okuyorum. Kalem bazında okuyacağım. Birinci kalem için 1230 TL. İkinci kalem için 1145 TL. Üçüncü kalem için 1365 TL. Toplamda 3.638.000 TL. Tamam, hemen okuyalım. O zaman birinci kalem için okuyorum. Birinci kalem için Orjak 4 Sava. İkinci kalem için Sava City U4. Üçüncü kalem için Goodyear Urban MCA3 PSF modeli. Tekrar etmek istediğin başka herhangi bir yok. Tamam. İkinci olarak Abdülkadir Özcan'ın vermiş olduğu birim fiyatları okuyorum. Kalem bazında okuyacağım. İkinci kalem için 1190 TL. Model, marka ve model. RU 550, Petlas RU 550 modeli. Toplamda 1.011.500 TL. Bir ölçü teklif verilmedi. Sadece ikinci kaleme teklif verilmiş. 1.011.500 TL. Üçüncü firma, Prometeon firması. Prometeon firmasının vermiş olduğu birim fiyatları okuyorum. Birinci kalem için 1369 TL. İkinci kalem için 1184 TL. Üçüncü kalem için 1243 TL. Toplamda 3.930.850 TL. Markalara bakalım. Birim fiyatları. Nerede markalarımız? Teklif mektubu. Şimdiki.
295. Yani birinci kalem için verilmiş olan marka ve model Pirelli TR012 Plus modeli birinci kalem için. Tamam. TW değil mi? Hayır. Türkiye Rize TR olacak şekilde. TR012 Plus. İkinci kalemde verilmiş olan Pirelli MC88 modeli. Üçüncü kalem için Pirelli TH25. Trabzon Hatay 25 modeli. Özcanlar lastik. Şunları toplayalım. Özcanlar lastiğin vermiş olduğu birim fiyatları okuyorum. Birinci kalem için 1299 TL. İkinci kalem için 1649 TL. Üçüncü kalem için 1199 TL. Toplamda 4.179.500 TL. Şu an markalarını okuyorum. Birinci kalem için Lassa 320D modeli. Birinci kalem için. Evet. İkinci kalem için Bridgestone M729 modeli. Üçüncü kalem için Lassa Energia 5500 modeli. Tekrarlamamı istediğiniz herhangi bir isim veya bir rakam var mı? Markaları belirtilmiş mi? Onu soracaktım ama. Şimdi şöyle, ayrıca markalar belirtilmiş. Var. Ama teklif mektubunda var değil mi? Prometin. Burada. Bunu mu? Esenleri değil mi yani? Yok. Tamam. Prometheon vermiş olduğu listede açıklayıcı olarak marka ve modeller belirtilmiş. Tamam. Tamam değil mi? Tamam. Herhangi bir şey yok. Karışmasın. İhalemiz sona ermiştir. Katılmanız için buyurun. Buyurun. İtirazımız var. Buyurun. Yaşar Oto firmasının vermiş olduğu teklifle ilgili olarak. Evet. İhale şartnamesinde firmalar ana ürünlerinden markalar. Bunlar belirtilmiş diyorlar. Ana ürünler değerlendirildiğinde bakalım. Sava'nın birinci ve ikinci kalemde bulunan Sava'nın Türkiye'de satış olarak tabelasının 81 ilde bulunmadığını biliyoruz. Bu konunun değerlendirilmesini istiyoruz. Bu yıl üçüncü kalemde bu yıl olarak teklif verilmiş. Bizim de firmamızın alt markası olan Rayton markası vardı ki biz alt marka olarak istenmediğinden alt markalar Dayton'u teklif etmedik daha doğrusu. Yani söylemek istediğiniz şu, yani alt marka değil ana markanın talep edilmesi. Evet. Yani şartnamede ana marka talep edilmiştir. Birinci firmanın, birinci sıradaki firmanın birinci ve ikinci kalemi Sava bu diğerin alt markasıdır. Bu nedenle tekliften veya değerlendirmeden çıkartılmasını talep ediyoruz. Şartnamede var mı? Bir bakabilir miyiz? Bakalım teknisyenlerden bize bakalım ona göre değerlendiririz. 3-7 mi ne oldu? Ver. Yok. Evet. Teknisyenlerden 4-3-11. Maddesi yani sadece ana ürünlerden teklif verilecek. Lastik üreticilerin yan ürünlerinden teklif sunulmayacaktır. Teknik şartnamede belirten bu kaleme göre tabii ki konuyla ilgili değerlendirme ve değerlendirme dışı işlemler gerçekleştirilecektir. O konuyu değerlendireceğiz. Evet, tamam. İhalemiz sona ermiştir. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.